Evet değerli izleyiciler, şimdi bunları dinliyorsunuz siz de, herkes şaşırıyor. Fakat ben artık bu işin içinde iktidar partisinin ciddi parmağı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bütün göstergeler var. Şimdi Ümit Dikbayır'a diyorlar ki AKP'ye geç. Hayır, AKP'ye geçmeyeceğim. Geç bari bir de yani. Şimdi bakın, Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin geride kalmış, işte ikinci plan, üçüncü plandaki bir milletvekili falan değil. Meral Akşener'e çok yakın. Aile. Yani akrabalık da var yanılmıyorsam. Yakınları da var. Şimdi bugüne kadar her şeye susacaksın. Peki şimdi ne oldu? Yani sorun ne burada? Seçime giderken masadan kalkmada bir şey söyledi mi? Hayır. Döndüğünde bir şey söyledi mi? Hayır. Efendim kazanacak aday istiyoruz dediğinde bir şey dedi mi? Hayır. İki belediye başkanını bir şekilde aday yapabilmek için çırpınmasına bir şey dedi mi? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği performansa, onun seçim sloganlarına ya da yöntemlerine itiraz etti mi? Hayır. Peki ne oldu şimdi? Yani nereden çıktı bu kadar böyle dehşetli? Ve örneği bile verirken ya, Bilal Erdoğan bile karışmıyor bu kadar. Ne alaka? Bakın bu iş belli ki AKP'nin çok işine yarıyor ve ben bu işte artık AKP bayağı bu adamları, bu İYİ Parti içindekileri manipüle ediyor olarak görüyorum. Bu iş çünkü İstanbul seçimlerine yansıyacak. Bakın birkaç açıdan yansıyacak. Birincisi, İYİ Parti'yi iyice zayıflatıyorsun. Parti olarak zayıflıyor bir. Yani bazı yerlerde tamam muhalefete destek vermeyebilir ama belki bazı bölgelerde AKP'den oy çalabilecek, onlardan oy getirebilecek adaylar çıkaracak. Onun önünü kesiyorsunuz. Bir kere bir. İki, muhalefetin bu seçimde bir güç birliği yapmasının önüne geçiyorsunuz. Meral Akşener'i bu kadar yıpratırsanız, karşılığında CHP de aynı oranda yıpratılırsa bir işbirliği olamaz. Hani ben de ne diyorum, zaten bir ittifak falan değil. Seçmen bazında zaten millet kararını verecek. Yani İstanbul'daki İYİ Parti seçmeni göz göre göre, aa efendim biz artık CHP ile yokuz falan, biz onun adayını desteklemeyiz, kendi adayımıza oy vereceğiz falan demez. Ama şimdi onun da önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama en önemlisi Meral Akşener'in oğlu üzerinden. İşte oğlu işte karışıyor, oğlunun belediyeyle alışverişi var, oğlu belediyeden ihale alıyor. Oradan da İmamoğlu cephesi zayıflatılmaya ve yıpratılmaya çalışılıyor. Yani bakın seçim öncesinden bu yana şöyle bir bakarsanız, sırf muhalefet seçimi kazanmasın diye ne piyonlar öne sürdüler. Bu müthiş bir şey aslında. Acayip bir plan. Ya bunu Erdoğan falan oturup şey yapamaz. Yani tenezzül de etmez. Öyle bakarım ben. Sadece derler ki efendim biz bunların üzerine gidelim mi? Gidin der. Ama orada bu işi tezgahlayan ve gücünü devletten alan ekipler var belli ki. Ve bunlar çok iyi çalışıyorlar. Bakın seçimden önceden bu yana ya neler çıkmadı. Şimdi isimlendireceğim, hukuki sorun olacak. Ama herkes hayal etsin. Kimler neler yaptı? Nasıl ortaya çıktılar? Nasıl aday oldular? Nasıl başka adayları desteklediler? Nasıl CHP'ye saldırdılar? Nasıl HDP'ye CHP'yi işbirliği yapan teröristlerle işbirliği yapan hale getirdiler? Bunlar hepsi muhalefetten çıktı. Yani muhalif kesimden çıktı. Olmadık anlarda ne bileyim CHP'li seçmenin tüylerini diken diken edecek açıklamalar yaptılar. Laikliğe aykırı konuşmalar yaptılar masa ortakları. Bunların hepsi belli ki belli bir plan dahilinde. Sonuçta öyle ya da böyle kazanılmış bir seçimin iktidar tarafından kazanıldığının açıklanmasına herkesi inandırdılar. Yani bakın tamam işte kardeşim, bak öyle yaparsan sonuç bu olur. Herkes kabullendi, muhalefet partilerinin kendileri de, en başta CHP. Hala seçim sorgulaması yapmayan bir siyasi parti var, ana muhalefet partisi. Hala bir seçim muhalefeti yapmadılar. CHP'nin içindeki bu odaklar kim? Onları da bulup ortaya çıkarmak lazım. Yani bu kadar aymazlık olur mu? 5 aydan beri Kılıçdaroğlu yönetiminde de aynıydı. Yönetim değişti. Ben umutlandım, gene aynı. Seçim sorgulaması yapılmıyor. Hala kaç yabancı kişinin resmen oy kullandığını resmen sormadılar.
İçişleri Bakanı'nın gelip de meclisteki böyle satır arasında işte 253 bin kişi vatandaşlığa, ne 253 bin ya? Tayyip Erdoğan'ın farkında olmadan ya da tamamen dalgaya düşüp ya burada hala vatandaş olmayan var, bunları niye yapmadınız sözünü yabana mı atacağız yani? Bir anda ortaya çıkan 3 milyona yakın fazla seçmeni yok mu sayacağız? Ama hala sormuyorlar. Hala bir takım yerlerde CHP milletvekillerinin tartaklandığı üstelik. Yani ya bak burada hile yapılıyor dendiğinde bir CHP milletvekilinin tartaklandığının bile hesabını sormuyor, soramıyor. O zaman ben de diyorum ki demek ki AKP'nin ve devletin bütün piyonları muhalefet partisilerinin de içinde ve onlar bir şekilde bunu engelliyorlar. Şimdi bakıyorsun yani şart mıdır Ümit Dikbayır'ın böyle yani doğrucu Davut? Tamam doğruları söyle ama beraber yürüdünüz siz bu yollarda. Şimdi neyip ne oldu da birdenbire var ya bunlar öyle çaldılar, paralar gitti bilmem ne. E başında duruyordun. Niye çaldırdın eğer çalındıysa? Yani bunu sormaları lazım. Ama sürekli bir şey yapma, itibar kaybettirme, sürekli karalama, kirletme. E seçime gidiyoruz kardeşim. Hani bir şey de çıkmıyor ortaya. Hani bir şey çıkar, bam koyarsın ortaya işte. E o da yok. Dedikodu, dedikodu. Böyle, böyle. E tabii söyleyen de buradan olunca herkes üzerine atlıyor. Durmadan adam her gün bir yerde konuşuyor kardeşim. Bir tane de değil, daha var. İstifa etti gitti, bir tanesi gitti, hiçbir kaldı. Hiç umursamıyorlar bile. Bak, ya o kadar aleni oynanıyor ki bir oyun. Umursamıyorlar bile. Adam diyor ki yok diyor, biz bir menfaat almadık. Lan işte teşvik almış senin şeyin diyorsun. O başka diyor yani, o diyor, zaten önceden alınmıştı diyor. E biz de onu söylüyoruz zaten. O zaman bütün bunlar bu seçimlerin kaybedilmesi için çalışan aparatlar. Bunun başka bir izahını ben bulamıyorum. Ama derin bir sessizlik ve uyku hali var. Muhalefet de uyuyor. Bak ne oldu, anayasa darbesi unutuldu gitti ya. Şu anda mecliste oturma eylemi var mı? Bak biz bilmiyoruz. Can Ataklı olarak bilmiyorum. Eylem devam ediyor mu? Yoksa bu hafta sonu bitti mi? Bilmiyorum. Çünkü unuttular gittiler. Ya kardeşim bu ülkede darbe yapıldı. Darbe. Bayağı askeri darbe gibi darbe yapıldı. Anayasa ortadan kaldırıldı ve soramıyorsun. Darbelerde soramazsın bir tek. Kenan Evren'e sorabildik mi? Kardeşim sen anayasayı nasıl kenara çekersin? Oradan in bakalım. Diyebilecek bir kurum var mıydı? Yoktu. Bugün de yok. Anayasa kararı açıkça çiğnendi. Çiğnendiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin de üzerinde çiğnendi. Ama Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri dahil hepsi korkudan sus pus. Bana kimse efendim kurumlara zarar vermemek için falan. Yok öyle şey ya. Anayasa yok edildi kardeşim. Devletin temel direği çökertildi. Bitti. Darbe oldu. Çıt yok ülkede. Ne barolar harekete geçiyor. Ne muhalefet partileri. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bütçede gidiyorlar orada bir hala konuşuyor. Geliyor işte parmak sallıyor bir tane. Eski parmak sallayanlar. Parlamentoda yeni parmak sallayanlar geldi. Ha yeniler biraz daha kibar. Bu eskileri gibi şahin değildi. Yani Süleyman Soylu gibi, Hulusi Akar gibi falan böyle şeyler yoktu. Yani garip garip adamlar yok şimdi. Onlar geliyorlar böyle bakıyorlar. Ha ha diyor. Ha, anlat anlat. Güzel oluyor. Evet. Sonra bayağı sorular soruyorlar. Ve can alıcı sorular soruyor. Yani muhalefet işini o anlamda yapıyor. Ama oraya kadar. Yani sanki orada yapınca her şey değişecek zannediyorlar. Adam geliyor. Ha, anlat. Güzel. Şuraya da anlat. Şuraya da anlat. Oldu canım. Hadi canım peki. Hadi canım. Hadi eyvallah. Ha Süleyman Soylu, ulan şerefsizler konuşmuyorum deyip gidiyordu. Şimdi o şerefsizler dediğinin arasında ve dün şerefsizler denilenler Süleyman Soylu'yu bağırlarına bastılar mesela. Aa yapan adama. Şimdi içeride dinliyorlar. Sayın Paşam acaba bunu da ulan gördü hemen dön arkanı. Bir şey yap. Hiç yok. Ama diyorum ya darbeye bile karşı çıkılamayan bir ülkedeyiz. Darbe olmuş, bitmiş. Tank yok, tüfek yok. Ha millet hep onu bekliyor. Sıkı yönetim bildirisi bekliyorlar. Lan ona gerek yok. Bitti. Onun için yani bu iddialar falan artık benim midemi bulandırıyor.
Yani hem içindeki gerçeklerse onlar midemi bulandırıyor. Hem de seçime doğru ha babam böyle muhalefeti vurmak için yapılan bu çabalar. Ya kimse konuşmuyor kardeşim, Türkiye'de nasıl bir soygun düzeni var, kim ne götürüyor filan yok. O AKP artık unutuldu gitti, o AKP o yapar zaten, olur ne olacak diyorlar. Tam böyle bir ülke, yazık. Gene o zaman yerel seçimlerde herkes derin bir hayal kırıklığına herhalde uğrayacak bu gidişle. Korkarım. Çünkü hiçbir şey olmuyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.